Oturun oturun. Bölmeyin. Niye herkes dışarıda? Kim duruyor adamın başında? Bizden biri içeride abi. Çok kötü kokuyor. Yemekte de nöbetleşe çıkıyoruz. Devam edin. Kardeş, şu dışarıdaki kolilerden 7-8 tane tüp getirir misin sana zahmet? Ben bunların başından ayrılamıyorum da. Burada kaç adamsınız? 9, 10? 10 abi. İşte. Bu şu demek oluyor. 10 tane adam bir kişiyi zapt edemiyor. Nedir bu? Deli. Ne delili? Hırsızlık delili. Adam burnunuzun dibinde yaptığı malı paketleyip götürüyor. Bir tanenizin ruhu duymuyor. Kim duruyordu bunun başında? Ben duruyordum Ersoy. Senden ha? Okey. Sen benimle geliyorsun. Siz kalanınızla bu işin hesabını vereceksiniz. Gel. Ayşe? Efendim? Ne oldu sana? Bir şey değil ya, kaza. Pek kaza gibi durmuyor ama. Yok Hatice, Celesun'un annesi geçen biraz atıştık da. Onun da acısı büyük tabii. Yani Akşın'la birlikte bir arada pek olmuyor. Kızcağızın durumu iyi değil. Akşın? Ha, Celesun'un karısı. Evet, sormayın. Dün bütün gece bizi sokaklara döktü vallahi. Sebep? Evden kaçmış. Ya hep yanında durmak gerekiyor. İşte bazılarının yaraları öyle kolay kapanmıyor. Sizinki nasıl oldu? Çocukluktan mı? Ay epey derinmiş ya. Derin. Öyle böyle insan kendini savunmayı öğreniyor. Zamanla. Kusura bakma. Ersoy? Nasıl yani? Mal mı çalıyormuş? Çık. Çık! Mal mı çalarken yakalanmış? Sen ne yaptın? Öldü mü? Yok, iyi yapmasın, iyi yapmasın. Sen laboratuvarda mısın?